Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 196. ayet. Estaizu billah. Ve atimmu l-hacca vel umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah Teala emir kılıyordu ki hac ve umranı Allah için tamamlayırlar, mükemmel kılıyırlar. Etimmu, itmam. Eğer men kılınsalarınız kurbanlıktan müyesser bu yanı ve kurbanlık uzunin yerine yetkünüge kadar başlarınızı kırmaylar, yani saçlarınızı aldırmaylar. Kimde kim silah dişlerinizden kesel busa, ya ki onun başına bir aziyet busa, ruza, ya ki sadaka, yoki qurbonlikdan bo'lgan fidya bordir. Aminda bo'lganlaringizda, omonda, tinchlikda bo'lganlaringizda, yuqorida man qilinishi keldik-ku. Bu man qilishliklardan xotirjam bo'lganlaringizda, kimda-kim umra bilan hajga tamattu qilsa, istifoda qilsa, foydalansa, qurbonlikdan muyassar bo'lganidir. Kimiki kurbanlık topalmasa, hac vaqtida 3 gün roza tutuşlik ve qaytganlar izdese 7 gün. Osha mükemmel 10 gündür. Mana shu narsalar ahli Masjidul Haramda hazır bo'lmagan kişiler üçündür. Allah'tan korkuylar ve Allah iqobi qattiq ekanligini bilinglar. Suyuti etiyatlar ki tafsirde وَاَتِيمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اَدُّوهُمَ بِحَقُوقِهِمَا. Hac ve umranı Allah için bitirirler. Allah için mükemmel kılırlar. Tamamı kılırlar. Yani ikilisinin haklarını verip eda kılırlar. فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ. Eğer ben kılınsalarınız muniyatum an itmamiha yaki an itmamihime, ularda bitirişlikten, mükemmel kılıçtan ben kılınsalarınız bi aduvin, düşmanlı sebebiden femez teysera teyessera minel hadi, yani kurbanlıktan müyesser bu yönü aleykum, yani silahı zimmelerizge, yani vaciptur ve huve şe'tun, bu koydur. Ve la tehliku ru'usakum, başlarınızı kırmaylar, yani saçlarınızı aldırmaylar. Ey la tetahallalu, yani halal bulmaylar, ihramdan çıkmaylar. Hatta yebluğal hadyul mezkuru mahillahu. Zikir kılıngan kurbanlık özünün yerine yetkünüge kadar. Haysu yahillu zabhuhu. Yani onu soyuşluk, işte halal buladigan, mümkün buladigan yerde. وَهُوَ مَكَنُ الْإِحْصَارِ عِنْدَ شَافِعِينَ. Ve bu yer kurbanlıkının yeri ise Şafii'ye göre ihsar yeridir. Yani siz kayırda yoldan menkılınken bu siz, burad düşman sizi tuzken bu ise فَيَزْبَحُ ف۪يهِ o şehirde kurbanlıkını soyadı diyetti İmam-ı Şafii bir niyeti tahalluli şu halallanışlık niyeti bilen, ihramdan çıkış niyeti bilen. وَيُفَرِّقُوا عَلَى مَسَك۪ينِهِ. Ve kim bunu
şu kurbanlıkını, göçünü o şey yerdin miskinlerine tarkatı biraz. Ve yahliku ve saçını aladı. Saçını keserdi yani kıradı. O bihi yahsulu tahallul şun bilen halallik hasıl buladı. Yani ihramdan çıkışlık hasıl buladı. Femen kene minkum maridan silahlı işlerinden kimde kim kesel bosa ev bihi azami ra'sihi ya ki başıda bir aziyeti bosa ke kamlin mesela bitki okşar kamlin bitti yani ev ve suda'in ya ki baş ağrığı başta bir kesellik var fe halaka fil ihrami kim bu adam mecbur kalıp ihramda saçını kesse fe fidyetun aleyhi onun zimmesinde fidye var. Tolu var. Min siyamin, selaseti eyyemin. Üç gün uza tutardı. Av sadakatin, bisalati esvu'in, min galibi kutil beled, ala sitteti mesakin. Şehirdeki azukanı, galibi, köpünce işletilen azukadan, altıda miskinge üç sabir adı. Av nusuk, ya kurbanlık, ey zebahe şe'eten, yani koy soyadı. Ve av littekhiri, bir deki av, İhtiyar beşlik için. Yani Allah-u Teala av diyepti. Ya ruze tutasılar, ya sadaka veresler, ya ki kurban soyasılar diyepti. Yani kaysenesini halasız kılırız. Ve ulhika bihi men halaka li gayri uzurin. Şimdi özürsüz halette saçını keskenlere mi şularıya koşulup götürürüz. Lennehu avle bil keffarati. Çünkü özürsüz adamlar keffarat beşlikke haklı raktır. Çünkü bu keffarat. İhramda bu nesiller men kılınırdı. Lekin qiyanlik uchun uni kafforat beryapti. Va kaza man istamta'a bi g'ayri al-halqi. Shuningdek, sochini kesmagan u, lekin foydalangan yana. Masalan, katta yib, atirga o'xshagan va lubsi va tikilgan liboslarni kiymaslik kerak edi, kiygan bo'lsa, va dahni li'uzrin. Yoki masalan, yog' ishlatdi. Uzr uchun, av g'ayrihi yoki uzrdan boshqasi uchun. Bunlar hem şu meseleye kirk edildi. Bu fakat yine saç meselesiye kasmaz. İhramda menkılınken meseledi. Kimi ki kıladıken bu ise bana şu keffaratları birisi kereydi yaptı. Feize emintum al aduvve sizler düşmenden amanda bu seleriz. Bir en zehebe mesela düşmen gitti. Evlem yekun peki düşman yok. Femen temette'e İstemte'a bil umreti, ey bi sebebi feragihi minha, bi mahzuratil ihram. Yani umreden faydalanse, şu umreden fara buruşlu gibilen, boşaçlı gibilen. İhramın mahzuratlarından, ihramda nankılınken meselelerden saklanı yaptı. Yani bu adam umre kıldı, umreni bitirgenden kiyin, İhramda men qilingan ishlarni qilyapti. İhram umrani bitirgandan keyin. Umrani bitirgandan keyin ihramdan chiqqan bo'lasiz-ku. Endi masalan atir ish qo'ysangiz bo'laveradi, sochingizni oldirsangiz bo'laveradi, tirnog'ingiz olsangiz bo'laveradi. Bu ishlarni qilsa bo'laveradi. Shuning uchun bu istimto qilyapti, yani foydalangan bo'lyapti. Ilal hajji hajga, ay ila ihrami bihi. Hajga ihram qilishlikka foydalansa. Tamattu shuning uchun kelyapti. Ben yakuna ihrama biha fi ashhurihi yani hacga hacinin aylarında ihram yekirse famastaysara tayassara min alhadi alayhi fa onun zimmesiye kurbanlıktan müyesser bo'lgan narsa lazım bo'ladi va huwa sha'atun va bu qo'ydir yazbahuha ba'da alihram bihi hacga ihramga kirgandan keyin shu qo'yni so'yadi val afzalu yawmun nahr afzali qurban kunidir qurban kuni so'ygani afzal. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَلِهَادِيَ لِفَقْدِهِ اَوْ فَقْدِ سَمَنِهِ Kimi ki kurbanlık tapamasa, kurbanlıkta uzun bulmayanlık için mesela koy yok, peki pul yok. فَسِيَمُنْ اَيْ فَعَلَيْهِ سِيَمُ سَلَسَتَ يَمِنْ فِي الْحَجِّ Bu adamın izinmesiye hac vaktide üç gün uzatışlık lazım buladı. اَيْ فِي حَلِّ اِحْرَامِ بِهِ Yani hacliye ihramda bu yanıda. فَيَجِبُ حِينَزِنْ اَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ سَابِيَ مِنْ ذِلْحِجَّ Demek ki bunun göre Zulhicce'nin yedisinden aldın ihramiye kirişliği lazım olardı.
وَالْاَفْزَلُ قَبْلَ السَّادِسِ Afzali ise altıncına aldın kirsin ki ihram geldi ki rahati savmi yami arafa. Arafa günü ruda tüslü mekruh bu yenli için. Arafa gün geçe üç gün rudan tutulasın diyettiler. Ve la yecudu savmuha eyyamet teşrik. Şimdi bu ruzalarını teşrik günlerde tüslü caizu miydi? Hala sahi kavle-i şafi'i. Şafi'nin iki de fatvasını sahihiye göre. Demek Şafi'nin iki de fatva böyle yaptı. Teşrik günleri şu ruzada tutsa bu luraddine fatvayı böyle yaptı. Yine bir de fatvası da bu miydi yaptı. Bu neydi de yani tuğrak bir yapısı yüzü. Ve seba'atin izâ raca'atum ile vatanikum Mekke'te ve gayrâhâ. Vatanlarız yani. Vatanlarız Mekke bulsun ya ki başkası bulsun. Vatanlarız ya kayıtgenleriz de yedi gün ruda tutasılar. Ve kil izâ feravtu min a'mâli hacci. Yine bir tafsir ettirindi ki kayıtsalarız de yani hac amellerden boşayanlarız da. Hac amelden kayıtgenleriz de diye manada. Bu tafsirlerine göre ahkamlar uzgaradı. Hazır zikir kılamız olardı. Ve fihi iltifatun anil gaybeti. Bir de bana gaybden iltifat var. Aldın Allah-u Teala gayb üçüncü şahıs kılıp zikir kıldı ki izâ raca'atum dip kayıtkenler izledi. Muhatapke ötüp gitti. Bunu iltifat değil. Tilke aşaratun kamiletun. Bu 10 mükemmel günlerdir. Cümletu tekirin lime kableha. Bu uzdan aldığınca tekir cümlesi oluyor. Yukarıda 3 ve 7 değildi ki. Şöyle 3, 7'nin 10 borçluğu yine hemen biledi. Peki Allah Teala etti ki şu yukarıda yine tekirlerdi. Şu 3 bilen 7, 10 buladı bana. Mükemmel 10 buldu. Zalikel hükmü mezkuru min vücubil hadyi ev siyami ala men temette'a. Şimdi kurbanlıkların vacibliğine tekişli bugün. Ya ki temettü kıyan adamge ruza tutuşluk. Vacibliği doğrusundaki zikir kılınge hüküm. لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَحْلُهُ حَظِرِ الْمَحْسِدِ الْحَرَامِ Ahli Mescid-i Haram'ge hazır bulmayan kişidir. Yani Mescid-i Haram'da yaşamayan meçitte şu haramda yaşamayan insanlar düşünülür. Mekke'den taşkardaylar ya. Bi enlem yekunu ala duna merhaleteyni min haram inde Şafii. Şafii'de kavlu göre, Şafii'nin fatvası göre haramdan iki merhale. Yani iki menzil yakın buluşu gerek. İki menzilden uzak akitse haramdan çıkıp yeterdi o adam. Yani Mekke'nin uzuda buluşu gerek. Fe inkâne feledeme aleyhi ve lesiyâbe. Eğer bu adam Mekke'de yaşadığı adam olsa bu adamga hanam kurbanlığa vacip bu muydu? Ruziye vacip bu muydu? Ve in temettaa fe aleyhi zalik ve huve ahadu vecheyni inde Şafii. Ve saniyle eğer Mekkeli adam temettu okuladığı olsa hac ve umranı birden yıksa ungeyem şunası vacip olur. Ya koy soysun, şu üç de amelden bir tanesini kılsın. Koy soysun ya ki ruza tutsun. İki de amel, iki de amelden bir tanesini kılsın. Bu Şafii'deki iki racihten bir tanesidir. Şafii'de iki de fatva var, bir tanesi yok. Vesaniyle ikincisi ise yok. Yani İmam Şafii dedi ki, eğer Mekkeliler tamatlı okusa, hac ve umranı birden yaksa, koy soyuz vacip mesulüler geldik. وَلَهْنُ كِنَيَةُ عَنِ النَّفْسِ Ahl-ı Beyt'te nefsten kinaya buluyor. Ahluhu yani nefsuhu. Uzu diyor. Ahl-ı Üyü diyor yani. Senin üyün Mekke'de bu meselede mi diyor Allah Teala. وَاُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِي مَا ذُكِرَ بِسُنَّةِ الْقَارِنِ Şimdi temettü kılıçıge sünnette zikir kılınan qarin, yani qiran amelini qiyandan hem kim kibar. Qarin kim? وَهُوَ مَنْ اَحْرَى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعَنْ O, umura ve hacıge, ikilesige, birgelikte ihram yökülen adam. اَوْ يَدْخُلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ التَّوَافِ Ya ki, tavaf kılıçtan aldın, yani umuranın üstüge hacıge kirerdi. وَاتَّقُ اللّٰهِ
Allah'tan korkuylar fi men ya'murukum bihi ve yenhakum anhu. Sizlerde amr kılıyıp duyguyan nesnelerde ve sizlerde nehy kılıyıp duyguyan nesnelerde Allah'tan korkuylar. Ve alamu enne Allah'a şedidul iqab. Ve bilirler ki Allah-u Teala iqabı kattıktır. Limen halefahu. Allah'a karşı çıkan kişilerine. Yani Allah'a karşı çıkan kişilerine Allah-u Teala'nın iqabı kattıktır. Azabı kattıktır. Bu ayetini ötken ayetlerin yeni alakası da yine mühim bir ibadetini Allah-u Teala amr kılıyıp. Hac ve umre. Karın Allah Teala uzun şeriatını öğret yaptı bize. Bu hükümlerde büyülüşten aldın Allah Teala kança güzel, mükemmel mukaddimatlarını koydu. Güzel bir tertip bilen bana bu hükümlerini amir kıla başladı. Bu amellerini amir kıla başladı. Hac ve umre meselesi. Sizler fikh kitapları da metinlerde hem şerhlerde hem okudularız. Şunun için bu ayetini çünüşlik asan bularız. Lekin fikhde okumagan, ya ki hadislerde hem şerhleri bilen, keyin çukur okumagan adam, bu ayetlerini çünüşke kıynaladı. Çünkü ayetler kıska cüle. Ve bu ayetlerin içinde kancadan kanca manalar, kancadan kanca ahkamlar, hikmetler, meseleler, ilimler var. Görüyorsunuz ötken ayetlerinde bazı ayetlerinde biraz kengirak tafsir kılışke mecbur buluyordunuz. O şey bizi kengirak tafsir kıyanımızda aslında muhtasar. Sahmesini zikir kılamadınız, bize uzun bahsler okuyordu. Her bitti ayet, ancak hiç sayfa tafsir buluyordu. Menedir ayet, lakin cüde köp meselelerini uzun içi görüyordu. Evvela وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Hac ve umreni Allah için bitirirler diye. İtmam diyene bitirmek diyene. Şimdi bunu şunu delil kılıp İmam-ı Şafii ve unge ergeçkenler dedi ki hac ve umre farz ekendiydi. İkelesiyen farz. Çünkü Allah-u Teala hacdem umreniyem bitirirler. Tamamı kılıp amel kılıyorlar diye, azâ kılıyorlar diye. Hacının farzdaki de ihtilafı yok. Ahl-ı sünnet hemesi hacının farz. Umre doğrusu da ihtilaf var. Umre farz mı, farzmaz mı? İmam-ı Şafii ve onun geri geçkenler umre'ye farz, delilimiz bana bu ayet. Ve bazı hadislerde hem var. Bazı hadislerde hem Peygamberimiz Aleyhisselam umre'nin vacip diyendir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir fetva var. Umre vacib diye. Lekin Hanefilerden bir meşhur kavul umre sünnettir. Hanefiler ve onları geri geçkenlerden meşhur fetvası umre sünnet diye. Umre'nin sünnetliği dallatları diye hadisler var. Yani hadislerine karasız bazı hadisler vacibliğini, bazı hadisler sünnetliğini gösterir. Bu ayette geçsek, Şafiiler dedi ki, mene biz aşığı bir delilimiz. Sen Hanefiler neme cevap veren onge? Hanefiler dedi ki, böyle Allah-u Teala hac ve umre kılıyorlar deme yaptı. Hac ve umreni bitirirler diye yaptı. Eğer hac ve umre kılıyorlar diye yaptırırken bu şeydi, onda hac ve umre tarz bulardı. Peki bitirirler diye yaptı, neme diyen o? Hac ve umreye kirigenler izlenkiyin, başlayanlar izlenkiyin, bitirirler diye yaptı. Bitiriş başlayan gibi oladı. Doğru mu? Hali işte başlamayan adamı bitirgin diyen miyiz? Mesela bir adam oturup namaz okuyanı yok. Şu adam namazını bitir. Değil miyiz siz? Dur namazını oku diyorsunuz. Namazına girişken adam namazını bitirişliği kereye buladı. Yani her bitti amelge kirgenizden ki bitirişlik kereye. Hanefiler dedi ki, demek ki bu yerdeki hüküm, hac ve umreye başlayan adam, bunu bitirişliği, vacip buluşluğunu bildirir deyiz. Yani bu ıhtılafı yok bizde deyiz. Hac hüküm malum, hatta yani hac, nefli hac bu seyem, dolayısıyla umurda bir mette hac kılıçlığı farz, o gen nefil buladı. O şey nefil hac giyen kirişkenizdeki bitirişliği farz buladı, vacip buladı. Şu ayette göre.
Hanefiler şundan kelib aytadi, nafil ibodatlarga kirishgandan keyin, demak bitirishlik vojib ekan deydi. Haj bilan umra deki mana sabit bo'lyapti, boshqalarni qiyos qilamiz deydi. Boshqa ibodatlar. Va o'zlari yashab boshqa ibodatlarda ham dalillar bor. Shofiylar dediki, yo'q, nafil ibodatlarga kirishgandan keyin bitirish vojib emas deydi. Nafil nafiligacha qolaveradi deydi. Ammo haj bilan umra to'g'ri deydi. Haj bilan umra nafil bo'lsa ham kirishgandan keyin bitirish kerak. Chunki haj va umra to'g'risida oyat nozil bo'lyapti. Oyat bor. Shuning uchun biz aytamizki, haj va umraga kirishgandan keyin bitirsin deymiz deydi shofiylar. Demak, atimmu degan buyruq bilan ya'ni haj va umrani farzligi sabit bo'lmayapti. Boshlanishidan ya'ni. Bu davomidan sabit bo'lyapti. Shuning uchun butun ulamolar aytadiki, hajni farzligini dalili bu keyingi suralarda kelgan valinnasi valillahi ala Alloh valinnasi valillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Va Alloh uchun insonlarning zimmasida Baytullohni haj qilishlik, ziyorat qilishlik bordir deyapti. Shu oyatdan sabit bo'ladi hajning farzligi. Hamma o'shani zikr qiladi. Shofiylar undan keyin bu oyatlarni keltirishadi. Lekin atimmu albatta kammilu degan ma'noni ham dalolat qilaveradi. Mukammal qilib degan ma'noni ham. Haj va umrani Alloh uchun mukammal qilib ado qilinglar degan ma'noni bildiradi. Bunda haj va umrani shariatga xilof bo'lgan amallardan xoli qilishlik. Hajga umraga bordingizmi, ihromga kirdingizmi, shariatga muvofiq qiling. Shariatga xilof bo'lib qolmasin. Va haj va umraga ishlatadigan pulingiz halol bo'lsin. Odamlarga muomalangiz go'zal bo'lsin. Pulingiz ham halolda. Ketib turganingizda atrofdagi odamlaringiz bilan xayrlashib, halollashib keting. Xayrlashib bizga xayrlashmoq degan nima deyilsa ketmoq deyiz. Ajralib ketmoq. Xayrlashmoq degani yaxshi qilmoq degani. Xayr yaxshi degani xoyrundan chiqdi. Xayrlashmoq degani ketishingdan oldin muomalalarni yaxshi qilib ketgin. Kimdan qarzing bo'lsa qarzingni berib yoki kelganimdan keyin falon kuni beraman deb tayin qilib ishlarini bitirib tartibga solib ketgin. Va ahlin ham sen ketgandan keyin tilanchilik qilib yurmaslik uchun, qiynalib, och qolib senga badduo qilmaslik uchun borib kelguningga qadar ularga yetadigan xarajatlarini tartibini berib ketgin. Atimul hajj va umrata lillah, shular chiqadi hammasi. Alloh uchun. Va bu Alloh uchun bo'lsin. Hojaka bo'lishlik uchun, odamlar seni maqtasin. Qarasizki, hojakalarga boshqacha bir muomala qilinyapti marosimlarda. Uni uchun qilmang. Alloh uchun bo'lsin. Demak, xulosasi, haj va umrani Alloh uchun boshlagandan keyin Alloh uchun bitirishlik va shariatga muvofiq bo'lishligi sabit bo'lyapti. Fa'in uhsirtum, agar man qilinsalaringiz, hajga, umraga, ihromga kirdingiz, yo'lda ketyapsiz. Qarang, ihromga kirdingiz deyapti. Demak, ihromga kirmasangiz, unda masala o'zgaradi. Hajga ketyapsiz, yo'lga chiqdingiz. Lekin hali ihromga kirganingiz yo'q. Masalan, aytaylikki, siz Moskvadasiz. Moskvadan hajga ketyapsiz. Oldin qaytga bordingiz. Aytaylikki, Turkiyaga keldingiz avval. Hajni niyat qilyapti. Ihromga kirganingiz yo'q. Turkiyadan keyin Suriyaga o'tdingiz. Suriyadan keyin Bashorda odamlar ushlab oldi sizni. Qayerga ketyapsan? Hajga umraga ketyapman deyapsiz, ishonmayapti. Yo'q, sen jihod qilgani kelgansan. Deb sizni ushlab olishdi. Shu bilan man qilindingiz. Ammo ihromga kirganingiz yo'q. Sizga bu masala kelmaydi. Chunki siz hali hajni boshlaganingiz yo'q. Umrani boshlaganingiz yo'q hali. Yo'lga kirdingiz, yo'lga kirdingiz-u, hali boshlaganingiz yo'q.
Kaçan başlanadı? İhramla başlanadı. İhram bu istikrar. İhram ne yani? İhram deyende biz erkek kişilerde iki parça latını düşünürüz. Rıda ile izar. Tepesiye, yelkesiye taşlanır deyken ve belirden pesiye oralı deyken iki bölek latını düşünürüz. İhram deyende. Peki ne doğru? Bu ihram nasıl o? Lata o, lata. Bunu lata deydi Özbekçesine. Rusçasına materyal deydi. Ahır buluşu mümkün, sürüpten buluşu mümkün, deyizden buluşu mümkün. Ya ki çatçıkta uçakken, çatçıkta materyalden buluşu mümkün. Bu materyal o. İhram nasıl? İhram deyeni ahrama yuhrimu deyeni haram kıldı deyeni. Oşa latalarına uğraldıyız, uğralmadıyız. Özüzge nesneden de haram kılıçlık. Yani hac ibadeti vakti de haram buladığın nesnelerde haram kılıçlık. Mesela tırnağı alışlık haram bu kaladı. Saç alıştığı haram. Böyle vize alıştığı haram. Atır işlerçlik haram. Şu hükümlerde sıbat kılıçlıktır. Siz yolge çıkıpsız, hali mikat kekigeniz yok. Siz hali ihram demezsiniz. İhramga kirgan bo'lsangiz, masalan, siz Moskvadan 300 samolyotda aeroportda ihromga kirib oldingiz. Bir necha soat ketadi-ku. U Dimishqqa tushib turib o'tadigan ekan samolyot. Dimishqqa Suriyaga tushadi, keyin Saudiyaga ketar ekan. Tushganingizdan keyin Bashar odamlari shu bo'ldi. Bashar'da Bishar desa yaxshi bo'ladi, Bishar. Başşar diyeni, köp başara bürücü diyeni. Bir şer desi, şer bilen diyeni. Yamanlı gibi adam diyeni. Yaman diyeni. Şunu adamlar üşe alıştı. Hani ihram dediniz, şimdi bana tayin vahsettim getireceğiz. Lan kılın biz. Hacı geti yaptırırız, belki umreye geti yaptırırız. Ne kılasız? Kuyvara diyen niyetleri yok. Kuyvara işmeydi sizi. Femez teyselam ilel hadiyin. Kurbanlıktan müyesser bu geldi. Hediyün aslında kurbanlık neye göre müyesser bu geldi yaptı Allah-u Teala? Yengil kılıyordu sizi. Asan kılıyordu. Aslında kurbanlık diğende evvela tüye kirardı. Tüye soyuşta gizkirdi. Şimdi mal kirardı. Mal. Sigir. Belki öküz. Şimdi koyu kirardı. Koymanın en küçükünesi, en azanı. Allah-u Teala sizi asan ne diyor? Kurbanlıkta müyesser bu gene diyor. Asan bu gene diyor. Asan bu gene koy. Şunun için tefsirlerde koy diyeceğiz. Koy soyuşluğunuz vacib burası. Koy soyarsın. Çünkü Allah rızası için siz hac ve umre gekir ediyiz. Şimdi baralmaya kalıyorsunuz. Baralma geldiğiniz için bir koy soyarsın. İhsar kendine buladı. İhsar men kılmışlık. İmam-ı Şafii ve onun yeri geçkenler etedi ki, düşman bilen değil. Şunun için Suyuti, adudur tefsirde kirtirdi. Hanefiler etedi ki, mutlaka men kılmışlık değil. Hanefiler etedi, sizler ne için düşman bilendir, tahsis kılı yapsalar değil. Hasla yapsalar. Allah-u Teala ne yaptı ki? فَاِنُ اُحْسِرْتُمْ بِالْعَدُوِيدِ ne yaptı ki? Düşmanın sebebinden mankılınsalarınız ne yaptı? Allah-u Teala mutlak eti yaptı. فَاِنُ اُحْسِرْتُمْ اَغَرْ مَنْقِلِنْسَلَرِزْ de yaptı. Demek ki her kendi sebebi ki insanlı hac ve umre seferde damiyesliğinden mankısa bu ihsardır deyip. Hanefiler. İkerasını yan gap edeceğim var. Şafiiler dedi ki, bizi dalilimiz peygamberimiz. Bana Hudeybiye sulhün mege buldu. Umre'ye barodular, ihram geçirip. Lekin men kılıç oldu, kurbanlığını uşitte soyup kayfik ettiler. Bana şu ihsar idi. Düşmanı sebebiden buldu. Ve ki yine hazır ayatı damıda, ne dedi Allah-u Teala? Feize emintum, hatırcan bu genlerizde, dinç bu genlerizde diyelim. Bu elbette düşman tarafından buladı. Değil inşallah.
Hanefiler dedi ki, fein uhsirtum man kılınsalarizdir ve Allah-u Teala mutlak et yaptı. Şunun için düşmanlık olsun, ya ki keserlik olsun. Man kıladık arası bazen keserlik olur. Keserlik kaldıysa. Ağır keser. Türelme yapsız, yürelme yapsız. Devam etmeyesiz. Kendi sebep olsa olsun. Sizi man kıldı mı, ihsarlık olur. Kurbanlık. Su içlik gerek. Kurbanlıktı, meneşeydi su ilerdi. Şafii ve onun geri geçkenler etmedi ki, cumhur, kurbanlığı yoksa kayıttan mankının yanı olsaydı, o şiddet su yaz. Mesela o şey, Dimişik'te sizi başkaldı adamlar uşağıldığını, o şiddet koydu su yaz sizde, ve Dimişik'teki fakir fukaraya taksın kılıp biraz. وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ Ve kurbanlık özünün yerine yetkinliğe kadar saçlar, yani başlarınızı kırmaylar, halkımaylar, yani saçlarınızı halkımaylar diyor. Saçta kırmaylar diyor. Çünkü ihramdaki adam saçını kesliği, karışlığı haram, caizmez. Sizden ihramdan çıkanınız yok da, kurbanlık yerine yetsin, kim saçınızı kesin. Şimdi kurbanlık yeri, aldığın bu saç karıştığı ile etelik. Hani vela tahliku diye yaptınız. Demek erkek kişi de ihramdan çıkıştıktaki asıl bu yönlese saçını karıştık. İşte kel buluştuk. Saçı da hemasını kırmalıştık. Lakin kıskartır sezen bul oradı. İhramdan çıkıştık için. Saçınızı kıskartır sezen. Tergiden ama sezen bul oradı. Çünkü bana Fatih suresinde geliyor ki muhalliqina ru'usakum av muqassirin. Saçlarınızı kırgan halette ya ki kıskartırgan halette diyor Allah-u Teala. İkilesi hem caiz eken. Lekin kırgan afzal. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam saçını kırdırganlarına dua kıldılar. Şimdi saçını kıskartırgan sahabeler bu arada ettiler ki saçını kıskartırgenlerge yaşıyordu Peygamberimiz Aleyhisselam yine saçını kırgenlerge dua kıldılar. Onlar dedi ki yarasında saçını kıskartırgenlerge dua kılayım. Diyordu Peygamberimiz yine saçını kırgenlerge dua kıldılar. Yine saçını kıskartırgenlerge diyordu Peygamberimiz Aleyhisselam kimisi de saçını kıskartırgenlerge dutmayalar. Demek saçını kırgenler saçını kıskartırgenlerden afzal buluyordu. Sufilerde delili şular. Sufiler dedi ki, mana şu delillerge binaen biz hemen kel bulsun deyimiz deyiz. Kel bulup yürsün deyiz. Saçını daim kırıp yürgen deyiz. Eşedik yine saçını kırıp yürgenini faydalanan bittesi ıssık bulur deyiz. Eşedik ki saçını aldıysa kıyas çıkar deyiz. Saçını aldırırsın ıssık bulur deyiz. Sıkını yürürüz deyiz. Lekin qarang biz hacdan gaplashyapmiz, haj. Ihrom masalasi bu. Ey sufi, sen doim ihromda yuribsanmi? Har oy umra qilyapsanmi? Agar har oyda umra qilyap turgan yoki har 3 oyda umra qilyap turgan bo'lsa, unda albatta qirilib yuradi boshi. Sochi ya'ni. To'g'rimi? Nima asabingiz buzilib ketdi? Lekin hacı umuna gel, barma gel bu ses. Adamlar da mecbur. Kimin saçını kırasandı? Saç koyuşlularında yakınlar geçer, küfürdü bilişerdi adamlar. Buradan oğlu saç koyuyormuşsa, kapır bulup gittin mi? Falancının oğlu kapır bulup saç koyup diye geldi. Dişerdi öyle. Oğuzu küfür yaptı getiriyor. Saç koyuşluğu Peygamberimizin sünneti. Peygamberimiz fakat gene şu ihram gerekirse, hac umrada saçını alardılar, belki hac amel bursa. Dolayısıyla saçını almaz dediler. Saçı uzun bular, yelkesine çıkıp durardı. Saçı uzun bulursa ki sünnet. İhramda kırgeniz afzal bular. Bunu erleştirmezlik gerek. Peygamberimiz Aleyhisselam daim saçını kırıp yürüyenlerdi, yamanla gelirler. Bir hadiste dediler ki, benim ümmetimin içinden şimdi insanlar çıkardı ki, dinden kutu ok, kemandan, yaydan çıkan diye çıkıp geçerdi.
Kıraat Kur'an okşadığı tamamen paske ötmeydi, kalbine dönmeydi. Önce de ağır geldi. Yakında şuna kadar adamlar çıkardı. Daha böyle sorardı, ulan alamadık kan diye ulan, kan diye tanı olamaz diye. Yani dediler ki, ulan daim kel yürüyordu. Şunun için, İslam'da güzel mesele nasıl daim kel yürüyordu. Her bir adamda bir üzülü bulsa, keserli bulsa, şimdi daim kel yürüyorsa bunu uğradı. Ya ki hiç uzun çarşı bulmasa, mecbur başlığı, nasıl çaresi yalanı. Tuğma kel bulsa, onun itirazımız yok. Lekin saç, yani Allah'ın nimeti. Hanefi kitaplarda kiledi ki, bir insan, bir insanın saçını mecburlep kırsa, ki saçı çıkmasa, diye biraz. Diye vacip bulur onu. Yani. Sofulaşın ki adamlar saçını kırgenliğe, cehennet olaşı gerek. وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ yani saçları, başlarınızı halk kımıyorlar. Kurbanlı yedi git günüye kadar. Yeri doğrusu hem iki de fikir var. İmam-ı Şafii dedi ki, hayır da mangılın yanmışsa o şiddetle. O şiirde soyadı, terk atardı. Kurbanlıydı, soyu gelenden ki saçını aldıradı ve ihramdan çıkken buradı. Diyen gel başlar koyu varsa zaten yıkayıp git oradı. Koyu varmasa dua kılıp oturuyorlar. Lekin Hanefiler dedi ki İmam-ı Azam, kurbanlık haramge cünnetler diyor. Ya yanınızdaki şeriklerinizden bir varasız, kurbanlık diye bana şu koydu abarıp haramda soyunlar diyor. Ya ki pülünü bir varasız, ya ki Mekke'ye telefon kılasız, işen gendir dost bizge. Şimdi işen şimdi dost ki, durar madde amanatı ya ufakıma gel. Çünkü ya telefon kılasız, ben ihsariye çıkıp kaldım, hacıge umreye kit yaptırdım ihramda. Senge 100 dolar, 200 dolar cünnetlerden, şimdi ya koy alıp soyu var gendiyiz. Üyem kursan bunu baş üstte geldiğim. Pülü yok otur gendi bir çaranı. Sizi polis alıp o zil işletedik ya. Hazırki zamanda yok şunu diye bunu yaptı. Mekke'deki, Medine'deki bazı insanlar ya adamlar pul veri yaptı. Hacıya umura gebar geldi. Kurban mı kınıydı? Oldu bu oldu kurban mı buradı? Dedi. Şuradaki 40 kitadı tur kaydı çıkmıyordu. Ya ki 100 da adam ki 2 de kurbanla kılışadı. 2 de hemen ya kurban yok ki oradı. Şimdiden pul işle yaptı adamlar. Böyle dinli ticaret doğru şey yaptı. Ya ki o şiddetteki bir adamıya telefon kılarsız, pul cönetersiz, ya tanışlar hiç var. Kurbanlık kıyılar hiçsiz. O şiddette kurbanlık kıyılar. Kurbanlık kıyanını bilgenizden ki saçınızı alasın. İhramdan çıkarsın. Bu masam kütüp durarsın. Hanefilerde kavlu şu. Delildi siz, Hanefiler dedi ki Allah et yaptı, kurbanlık uzunu yerine yetkinliğe kadar diyor. Kurbaniyeti yeri haram değildir. Bana hacıya umrağa bağırıyor adam, ihsarda bu mesele. Kurbaniyeti kette kılardı, haram da kılardı. Haramdan taşkarda caizmez ki diyor. Demek haramda bu sunakken değildir. Ve başka ayetlerden hem delil kilitlerdir. Ve eğer o şu ihsar kılınken yerde soyuladıkken bu ise mahillahu diyen yaptı, hatta yabluğal hadiyu mahillah diyen yaptı, ne mekere gibi var? He? Kurbanın uzunu yedi git günüge kadar diyen yaptı, ne faydası kaladı onda? Aytmeyi koyursunuz. O şey ihsar kılınken, mankının yerde soyuladıkken bu ise dedi Hanefiler. Şafiler dedi ki, bizi derlerimiz hadiste değil. Peygamberimiz aleyhisselam sahabelerle vardılar. Müşrikler izin vermedi. Şimdi Hudeybiye'den, Hudeybiye Vadisi'den kaçıp gittiler. O şehirde kurbanlıklarını soydular Peygamberimiz aleyhisselam. Kurbanlıkını haremge cünnetmediler ki öyleydi. Ve sahih hadisten delilimiz var değil. Şafiler ve onlar yaşayarken cumhur. Hanefiler dedi ki, ya o şimdi teşhirip görüyorlar değil mi? Peygamberimizin kurbanlık kıyan yeri haramda da çekesiydi değil. Haramda içi de bu yanında değil. Haram bir küçükken yerine sökette meydan o haram. Haramda kiremde bir yer değil.
Şunun için bu hadis bizim ziddimizge, nasıl bizim faydamızge hüccet buladı bu. Peygamberimiz haramda söylegenlerdi. Yine elbette bizde coğrafya ilmi boyunca tartışı başlanadı ki. Peygamberimiz o şey Hudeybiye'de kurbanlık kıyan yeri haramda bulsa, Hanefilerin sözü yüzge yüz doğru buladı. Eğer haramdan teşkarıda bulsa, bundan Şafiiler yutup çıkardı. İkilesine hemen ayet hadislerden delilleri var mı? Şunun için Suyuti ikile fatvaniye ayetkende yakışı bulardı. Fakat yine Şafii'ne etmezler. Lakin Allah razı olsun, yani bu sefer bana insaf kılıp inde Şafii, Şafii nazda derdi. Bunu başka kavuller bağlayıp şarakıyla yaptılar yani. Bazıları dedi ki, bu meseleler, yani وَلَا تَحْلِقُ رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ فَمَنْ كَنَ مِنْكُمْ مَغِيزًا. Bunlar başka meseleler, ihramge teyişliğmez dedi bazılar. Şu ihtilaptan çıkışlığı için. İhsan meselesi bitti, ihsandan başka mesele değil. Lakin köpçülük etedi ki bu ihsarge teyişliği mesele değil. İhsan meselesinin devamı. فَمَنْ كَنَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَزَنْ مِنْ رَأْسِهِ. Kimi ki içlerizde keser bulsa, peki başı da eziyeti bulsa. Bana yine hazırlığı yapacak göre bazılar ihsanın devamı dedi. İhsanın devamı bulsa, bunda Allah-u Teala bana kimi ki keser bulsa diyebdi mi? Keserli zikir kılı yaptı. Demek ki ihsarge keser kilmese kendiydi Şafiiler. Eğer Hanefiler etkendi ihsadi çeke keserlik kirgendiydi, keserliydi bir de yana zikir kılmasını deyildi. Hanefiler dedi ki bu ihsan meselesi nasıl bu? İhsadı meselesini, elbette ihsadi halatını bozun içi kalırdı, mesele kengeydi yani dedi. İhsarge düşken, düşmeyen hemen uzun içi kalırdı. İhramdaki insan, kendi halatı bulsa bulsun. Kimi ki ihramda ev kesel bulup kaldı. Peki başıda eziyet var. Şu adam şimdi ihramda men kılınken de seni istimal kılıçdaki ki mecbur bulsa. Mesela saçını asa diyebdi. Çünkü böyle tehliku saç alıştığı meselesi geliyor. Çünkü bağlar saç diyebdi uğramalar. Başıda eziyetten geri çıkıyordu. Şimdi bana şu cerimeler tulavlar tulanıştık gerek. Keser her kandayı keser. Yani sabır kılalmıyorsunuz. Maksadı da, davalaş maksadı da ihramda men kılınken bir anda sen istimal kısayız. Şimdi başıda eziyet ne mi? Yani ilk yıl tefsir geldi. Başıdaki bir ağrık, yere. Ya ki bit. Bitki olsa gelmezseler. Yani şu ayetinin tefsiri de ulamalar Ka'b ibn Acre'nin hadisini kildirdiler. Ka'b ibn Acre radiyallahu anhu sahabi Peygamberimiz Aleyhisselam'dan birge ihramiye kirgenirdi. Seferde Peygamberimiz Aleyhisselam gördü ki Ka'b'nin saçları uzun. Başıda bitler şu derecede köpeyip getirdi ki hatta saçlarından şu yaptı yani körünü yapınca parasız körünü yaptı bitler. Şimdi saçını avar ediyse ihramda. İhramda saç alıştığı caizmez. Başka bir hani, maddeler işletiyse ihramda kuşbu nesiller işletiyken caizmez. Köpünce yani, tazelik maddeleri de ya şu bitki olsa genelselerde yok kadar diken maddelerde kuşbu nesiller var. Atırı olsa genelseler var. Çünkü şunu hem işleten miydi? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki kattı gaziyen beni yaptın mı sen ya? Dediler. Bu sahabi ha dedi. Başka bir rivayet geldi ki ya Resulallah bu bitler beni yiyip taşadı dedi. Bilmek ile. Bitleyen biraz inlemesiz köpeğe git uğradı. Köp tuğadı. Dırıp basta kaynap giderdi. Kim Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki saçını aldırlar. Ve şu üçte işten bitesini kıldırlar. Fidye bir yedirler. Min siyemin huze, av sadaka binaki sadaka, av nusuk, peki kurbanlık dediler. Huze üç gün buladı. Sadaka altıda miskinge, nusuk, kurbanlık, koy mu, mal mı, tüye mi, uz biraz. Bazıları huzanı on gün duydu, ne doğru olur. Çünkü şu hadiste açıkçası üç günlük yedir.
6'da miskinge verilir. 6'da miskinge ne verilirdi? Bazılar dedi ki 6'da miskinde her bitkisi bir saat tamam verilirdi. Bazılar yarım saat verilirdi. Yani bazı hadislerde 3 saat hurma verilirdi. Demek her bitkisi miskinde yarım saat hurma verilirdi. Yarım saat takriben 1,5 kilo. Takriben 1,5 kilo hurma verilirdi. Lekin fidye yukarıdaki ne diyor? Fidyatu ta'amu miskin. Miskinin ta'amı. Bir miskin toyadığın derecede ta'am verişliğiniz gerek. Yani 6'da miskinde toyduşliğiniz gerek. Maksat şu. Şunu gücü suyu diyemedik ki, şehirdeki yegülüklüğün galibinden verirler. Şu şehirde adatta insanlar ne diye karın toyduğu yapıyorsa, şunu verip kendilerde karnını toydursun. Buğday verip, arta verip kuturmasın. İslam'da açıklığını karayın, İslam'da sarihliğini. Yani bizim zamandaki insanlar bitten nihayetle nefret kılışırdı. Bir insanın başta bit payda bu gendirse, kutlu insanlıktan çıkıp gendik, yaman görüşerdi. Bugünkü insanlığı derecesinden çıkıp, başka bir hayvan derecesine düşüp kaldı. Başkaça bir mahluk bu kaldı. Şimdi muamele kılışırdı, bitti meselesine. Şimdi elbette kıyanlar, bazılar için itibarı yok. Bitimi, kitimi, farkı yok. İtibar vergenler köpçülüğü cüda kattığı nefret kılar. Doğru mu Yusuf? Cüda yaman görer. Yaman da o zaman. Yani insanlar nefret kıladı gönderse, bir insanın mesela başında biti olsa, ya ki özüge teyişli yerlerde biti olsa, yaşlı şikayet yaptılar. Bazı insanlar şunu yaşamadı, yalgana mı getirir? Mesela bir varlığını siz açıkçası etmezseniz, yalgana mı getirmeyin? Dedik, mesela yalgan getirmeyi diyen derecede yaşamayın. Ama görüyoruz ki yalgan getirir diyen halet gibi varlığı yaptı, yaşamayın. Neyi yaşamayın? Bitti varlığını yaşamadı, yalgan getirirsin. Kette günahdı, irtikap kılarsın. Yani insanlar nefret kıladığın, cirkenediğin nesanı Allah-u Teala Kur'an'da devin olaydı yaptı. اَوْ بِهِ اَزَمْ مِنْ رَأْسِهِ diye. Başıda eziyeti bu sediye. Ve bütün tefsirlerde bit ya ki keserlik değil. Ama keserlikem diyemeyiz çünkü فَمَنْ كَنَ مِنْكُمْ مَرِضًا dedi ki o mehtalar. Kiminki keser bu sediye, keser diyene ki o kirkete de uzun olsun. Demek başıda bir eziyet var. Sizden taşkarı biraz yer. Bu ne buladı? Bit buladı. Galibi tefsiri şu. Demek ki İslam hiç neseden tartılmıyordu. Hemen senin hükmünü bayan kılırız. Ve İslam tarihinden bir sahabi peygamberimizin şagirdini başında yani bit köpeği kestiyken şunu İslam yaşırmıyor. Sahih hadislerde kılırız. Tefsirlerimizde kılırız. Demek yaşırmaslık gerek. Yani biz bu tahsillanışlıklarımız İslami bulmayan tahsillanışlık. Kafirlerden tahsillanır. Bu küfri terbiye. Bizim zamandaki şu bitten nefret kılıp falancının biti varken ben onu ikiye bağlamayayım ben. Uyan beni ikiye kemersin. Yanmayan oturmayayım ben hem. Dediği adamlar var. Ama halsiz namaz okumayın. Diyor ki bitten nihayetten nefret kılıyor diyen ayarlar hicapsız. Hicabı yok. Peki akidesi bozuk. Yani bit yaman. Lakin hicaptan bettermez o. Hicapsızlıktan bettermez. Çünkü mesela bitki hoşlayan meselelerden nazif buluşluk İslam'da amel kılınken nasıl? Mabada sizi başlayıp bit çıkıyor musun? Günahkar olamıyorsunuz. Fasık, münafık olamıyorsunuz. Nezafetsiz insan olamazsınız. Kir insan hesaplanırsınız. Tazelik itibar vermeyen insan hesaplanırsınız. Sünnetke hılap kıyam olasın. Lekin siz bir fasık olur, münafık olur, beddah hukamıyorsunuz, sizce cehennem vacib hukamıyordu. Allah'ta laneti yakamıyorsunuz. Ama hicab olamayan ayarlar Allah'ta laneti yakaladı. Namaz okumayan erkek ayarlar Allah'ta laneti yakazabı yakaladı. Yani, azı Müslümanlar kendi ölçü yaptı. Buradan var dindar, lekin onu üyüde bit, ya ki şun görsegen nesneler var. Hatiriki bürge. Şundaki nezafetke zıt bugün haşaretler var. Ama koldan kiyerce dinge emel kılıyor. Bu tarafta
Namaz okumaydı. Dinden uzak. Dini ilimlerden uzak. Şeriatke beyparva adam. Ama onu onda yok bu neseler. Onda bu diye haşaratlar yok. Bu neselerde dikkat kılardı. Kaysinisi abzal. Kaysinisi yaman. Biz bunu kafirlerde tarazıge sağlık kafirlerde ölçü öbülenmez. İslam ölçü öbülenmez. Ölçüleştirmemiz gerekir. İslam size amelizge, sağlık amelizge, dini hareketlerinizge karar hüküm verir. Bu ise kemçilik. Bunu yok açık hareket kıl. Yani bizim zamanda insanlar fitreti büzülüp kaldı kafirlerden tersinlenir. Şunun için bunlar isletilişlik gerek bu neseler. Ertilişlik gerek. Köpkür yaptı şu neselerdi. Fasıklar köşede oturup alışıp dindarları getirasılar. Falanca dindar mı? Onu üyüge bağırdım, üyüde şimdi haşaratlar bana geldi. Uzun köşesiz namazdan okumuyordu. Fasıl, araga mı içiyorlardı, zına yapılıyorlardı. Ayolları hicapsız. Hicap kiskine alakası yok. Dindarları getirasılar. Lakin İslam hemen sana uzun cahaya koyuyordu. İslam nazafatke büyürerdi. Lakin hemen sana aldınmaz. Hatta bürge doğru diyen Peygamberimiz Aleyhisselam dediler ki لَا تَسُبُّ الْبَرَاغِيْثِ Baragis, burgus diyelim. Bürge. Bürgelerde sökmeyelerdi yaptılar. لَا تَسُبُّ الْبَرَاغِيْثِ Bürgelerde sökmeyelerdi yaptı Peygamberimiz Aleyhisselam. فَاِنَّهَا تُوْقِذُ لِسَّلَاتِ Çünkü onlar teheccüd namazıya yukat edildi yaptılar. Namazıya yukat edildi bürgeler. Karasaki türme yapsız ki hücum kıladılar. Bittik dersin cümletlerdi, bulmadı ki 10-15 dersi yapışardı. Ama azam kasam hiç koyuyken bu şey, sahacız getirmeyemendim. Bülgelerde mehnette zayıf olardı. Hani? Buna bir özür buluşu mümkün, bir kemçeliği buluşu mümkün. Lakin asli meseleler var bunlar. Ve biz bu yapılan elbette nazafasızlıkken yol açganımız yok. Nazafat değil olsun, bu nesiller bu mesele. Dikkat kısın elbette. Mümin kişi bütün sahalarda, bütün meselelerde bir insafta buluşmak gerek. Ve İslam'da sarihliğin efendim, açık, her nesini açık etendi, yaşırmaydı. فَاِذَا اَمِنْتُمْ Hatırcan bölgenlerizde, yani ihsadan çıktılarız. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ Kimi ki temettü okusa. Yani hatırcan buluşmak için bir çıkıl buluyor tafsiri. Böyle düşmandaki etçiliği var. Düşmanlar sizi koyuvardı. Hanefilere göre keserediz, yaşayıp kalacağız. Belki hiç düşman yok. فَاِذَا اَمِنْتُمْ diyen de hatıracağım bunu için yüzden hacıya ketiyorsunuz, umraya ketiyorsunuz, mükemmel yolda hatıracağım diye. Uyuya mı çıkıyorlardı bir yerden? Hiç kendi ihsar bu mesele. Diyeni hem ki çıkıyorlardı. İlla ki ihsardan ki yenge hatıracağımlık mez bu. Ya ihsardan ki yenge hatıracağımlık ya ki ihsardan aldığınge hatıracağımlık. Hatırcan bu sırarız. Haliye hatarlar ketse ya ki hatar bu mesela. Kimi ki umre bilen hacige temettü okusa. Temettü faydalanmak diyene. Bir seferde umre ve hac kılasız. Bir seferde. Umre ve hac. Bir seferde umre ve hac kılıştığıydı kiran diyen atıyan var. Kiran bilen temettünün ne farkı var? Temettü farkı şu ki umreye barasız. Umranı bitiresiz, umranı ihramdan çıkasız ve yani ihramda mağlığına bütün nesillerden faydalanasız. İhramda ligizde saç alışlık, tırnak alışlık caiz mesele, atır işleştik caiz mesele, erkeklerine tikilgen nabaslarda kişilik caiz mesele ve erihatın geçişken bu ise cima kılıçlığı caiz mesele. İhramdan çıkanızdan ki bunlar hepsi caiz bırak. Mürevlerizi kıskarttırdıyız, tırnağınızı kıskarttırdıyız, ayağınızın tırnağını kıskarttırdı ve cima kıldıyız. Kiyin yine hacıge ihram yekirdiyiz. Bu temattu değiller. Faydalandı senin. Hacimden umranın yurttası da ihramsız haletten faydalan geldiğiniz için temattu değiller. Faydalanmış değil. Ama kiran ise kiran yakınlaştırmak diyeni ikilesine bir denege ihram yekiriz. İhramiye kiriye duyduğunda hem umre hem hacge niyet kılasız. Ortasında boşluk yok. Ortasında teneffüs yok. Umre bitti mi hac devam et tüketi olardı. İhramdan çıkmayasınız. İhramdan çıksanız o kiran düzülerdi.
tanattu bilan qironni farqi shu. Qaysinisi afzalligi to'g'risida ixtiloflar bor albatta. Hanafiylar aytadiki, qiron afzal deydi. Ba'zilar tanattu afzal deydi. Ba'zilar yolg'iz haj afzal deydi. Kimki mana umra bilan hajga tamattu qilsa foydalansa, tamas taysira minal hadi. Uning zimmasiga qurbonlikdan muyassar bo'lgani. Ya'ni o'sha qo'y. Bu qo'y so'ysin. Bir kitoblarda o'qidilaringiz. Kimki umraga tamattu yoki qiron qilsa, bir qo'y so'yishligi vojib bo'ladi. Nimaga? Shukronasi uchun. Bir safarda ikkita ibodat qilganligingiz uchun shukrona qilib Alloh taolo sizga shuncha katta ne'matni bir safarda ikkita ne'matni nasib qilganligi uchun qo'y so'yishligingiz vojib bo'ladi. Faman lam yajid, kimki qo'y topa olmasa, yo qo'y yo'q, hayvon topa olmadingiz. Uzoq shaharlarga borib kelishlikka bo'lmaydi albatta. Yaqin atrofda yo'q, haqiqatan ham topa olmadingiz. Unday emas ki, nari ko'chada o'z topa olmayapsiz, adresini bilmaymanda deb yuribsiz. Unday emas. Haqiqatan ham topa olmayapsiz. Yoki qo'ylar bor, puliz yo'q. Pul topa olmayapsiz, kambag'alsiz. Unda hajda 3 kun roza tutadi. Hajda. Hajda nima degani hajda? Hajdani jumhur aytadiki, haj Arafatdan oldin deydi. Ya'ni haj kunidan, qurbonlik kunidan oldin deydi. Keyingisi hisoblanmaydi deydi. Ba'zi olim aytadiki, yo'q. Keyingi kunlar ham kirib ketaveradi. Qurbonlik kunidan keyingilar ham kirib ketaveradi. Ya'ni Zulhijjaning 10-sigacha bo'laveradi deydi ba'zilar. Ixtiloflar bor. Lekin jumhurning qavli shuki, qurbonlikdan oldin bo'lsin. Shuning uchun Suyuti aytdi, 7-dan kirgan bo'lsin. 7-dan kirsa 10-gacha mana 3 kun uzoq bo'ladi. Fil hajji deyapti-da Alloh taolo. Hajda deyapti, ihromda bo'lishi kerak. Ihromdan chiqmasdan 3 kun tutib olasiz ro'zani. Hanafiylarda esa bitta fatvo bor aytadiki, shu qurbon kunidan oldin 3 kun uzoq bo'lishi kerak. Agar shu 3 kunni bittasi Arafaga to'g'ri kelib qolsa, nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Mana Suyuti aytdi, Shofiylarga ko'ra makruh, Hanafiylarda esa tanzihi makruh bo'ladi. Ya'ni hajga borgan odam Arafa kuni roza tutmagani afzal. Lekin roza tutib qiynalmasa, haj ibodatlariga zarar qilmasa, roza tutsa bo'laveradi. Lekin tutmagani afzal. Tutsa tanzihi makruh bo'ladi. Shuning uchun siz iloji bo'lsa Arafatdan oldin bitadigan qilib roza tutsangiz, sizning rozangiz 3-chi kuni Arafatdan 1 kun oldingi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shunda Arafat kuni roza tutmaysiz. Hajda qurbonlik kunidan oldin 3 kun roza tutgan bo'lasiz. Lekin Shofiyadan bitta fatvo bor va ba'zi ahli sunna olimlar aytadiki, qurbonlikdan ham bo'laveradi deydi, tashriq kunlari. Tutsa ham bo'laveradi deydi. Bu zayıf kavru. Ve sab'atin izâ raca'tum. Ve kayıtkenlerinizde 7 gün roza tutasılar. Yani bir adam roza tutulmasa ki, ya tutmadı, kasten tutmadı, haklamadı, ya ki keserlik için tutulmadı, ya ki tutamadı diyor, meselesini bilmedi, kurban günü kip kaldı. Bir gün tuttu, iki gün tuttu, üç gün bulmaya kaldı. Ne nakledi? Bunda Hanafiyler dedi ki, qo'y so'yishligi muayyen bo'ladi onlar. Çünkü Allah sana ikkita yo'l ko'rsatdi. Ya qo'y so'yasan dedi, ya ki roza tutasan dedi. Roza tutmadingizmi? Endi qo'y so'yasiz. Çünkü rozani qilolmaysiz. Haj o'tib ketdi dedi Alloh taolo fil hajji dedi. Hajda 3 kun roza tutishing kerak. Ama qurbonda yesa shart emas hajda bo'lishligi. Keyin ham qilsangiz bo'laveradi. İza raca'tun, qaytganlaringizda deganda ikkita tafsir var. Biri vatanlaringizga. Vatanga qaytgandan keyin 7 kun roza tutasiz. İkinci tafsir esa hajdan qaytgandan keyin. Fa iza raca'tun min a'malil hajji. Haj amallardan qaytganlaringizda. Bunda masalan siz o'zingiz aytaylikki O'zbekistonmisiz yoki Tojikistonmisiz. Haj amali bitgandan keyin Makkada 15-20 kun qolishni niyat qildingiz. Şu 15 gün turganingizda, şu 7 günde tutsangiz bo'ladimi, bo'lmaydimi siz? Hanafiylar aytadiki, bo'ladi. Chunki siz hajdan qaytdingiz deydi.
İzaracatın ne tüştür deyip. Şafi ile dedi ki bu ne deyip. Çünkü izaracatından maksat metaniye kayıtsın deyip. Mekke'de tutarmıyız. Bir yüzge varıp Özbekistan'da ki Tacikistan'da tutarsın deyip. Tilke aşaratun kamiletun. O şey mükemmel 10 gündür. 10 gün bu. Yani bunu ne için ayeti yaptı Allah-u Teala? Bu takipli mi için geldi? Hikmetleri ki bu. Peki şeytan sizi vasfasa kınarsın. 3 gün aldın tuttun. 7 gün ülke bağırıp tutsan. Ne bular ki bu? 3 gün ülke mübarek yerlerde buldu da 7 gün yani uzunuzu bu adli diyarlarımıza tutsuyor. Ne bular ki? Bulur mu ki? Bu oylan geniş için Allah-u Teala dedi ki o şey 10 gün mükemmeldir. Yani roza tutuşlukta yeri şartı mı? Şartmaz. Doğru mu Zakir? 10 gün roza tutuşluk gerek. 10 gün. Maksat şu. Haramda roza tutuşluymaz. 10 gün roza tutuşluk. Ve 10 gün bu oldu. Mükemmel oldu. Hiç oylanmıyorlar. Teraddüt kımıyorlar. Tarbilaziye kaçlık kemesin. Yukarıda bir mesele kapkettı. Haligi üzürlü adamlarına üçten eserden bir tanesi fidye kılı verirlerdi, deyildi. Suyutu etti ki, kastan kıyanlara şunge kirket ettirdi. Şafiyelerde şimdi kal var. Ama Hanefiler dedi ki, kastan kıyanlarda meselesi başkaydı. Kastan kıyanlarına ya koy vacip buladı, ya ki sadaka vacip buladı. Üzürden başka haletlerle. Tihi kitaplarda gördüler üzürlü. Sadaka kaçan vacip buladı? Az yine bu sefer. Yani bu adam saçını az yine yerine attıyken. Belki tırnağıdan bir parmağıyla, iki de parmağıyla tırnağını attıyken. Bu sadaka verirdi o. Lakin bütün parmağlarını tırnağına alırken bu sefer koyu soyuşu vacip olurdu. Hanefiler etedi onu. Şafiler kasten kıyandı ve üzüldüğü kişilerine kıyas kıldı delilleri. Hanefiler dedi ki kıyas kılan neyiz deyip. Eğer kıyas kıladırken bu siz Allah-u Teala İçlerizdeki keseller de paslaştı yine ne manası kalırdı? Keseller de paslaştı manası kalmıyordu ki. İkerasının hükmü bir olsa, bunda Allah-u Teala çıkarak ki, kimi ki, ihramda şu cinayetleri kıladırken olsa, şu üçte canimeden bir tanesini kısın dişlik gerekirdi. Lakin keseller de üzürlüler de pasladı mı? Demek bu üzürlülerinin hükmü iken bu değil. Başkaları da hükmü ise başka değil. Farklı değil. ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Bu, bana şu nasıl, ahli Mescid-ül Haram'da hazır bulmayan kişiler üçündür diye. Bu neye bir işte tafsir var? Suyuti ne maddede gördüler? ذَٰلِكَ'nin işaretini getirdi ki kurbanlıklı vacip buluştuki ve ruza tutuştuklu vacip buluştuki diye. Bir de tefsirini ödüp etti. İki de tefsir var burada. Hanefiler dedi ki zâlike'den mahsat tenattı o dini. Ve ikinci tefsir var yani. Şafiilere göre zâlike ismi şaranın müşari lehisi yani koy soruşluğu vacip buluşluğu ya ki ruzanı vacip buluşluğu. Hanefiler dese tenattı o mesela. Şu tefsir iki yıl bu yanı için hükümlerin fatvaları mükemmel olur. Demek koy vacip buluş, roza vacip buluş diye kim diye böyle yaptı? Teşkardan ki gen afakiyye. Ya ki hilden ki gen bu sefer. Ama Mekkeli kişiler eğer tanattı okusa, kıran kısa, ular koy soruşla gibi vacitmez. Çünkü biz yukarıda dedik ki bitti seferde ikide nimet digenesi yok ki ularda. Zaten ular Mekke'de yaşayacaktı. Şunun için ular ya vacip bu neydi? Peki Hanefiler dedi ki tamattu kılıçlık afakiler gelir. Hilliler gelir. Mekke ahli yemez. Mesela Hanefilere göre Mekke'deki adamlar tamattu ve kıran kılıçlığı caizmez. Tamattu ve kıranını ya afakiler kılar ya ki hildekiler kılar. Mekke'dekiler kılmıyor onu. Çünkü Hanefiler fikirlerde şunu beyan kılışlar. Demek Şafii ve onun geçkenlere göre Mekke ahli tamattu kıran kısa bulurlar. Hanefilere göre bu meydir. Bunlar kıma geldiği için elbette koy soymayın. Ama kısa ki kısa soyadı dedi Hanefiler. Lakin Mekkeli kişi taşkarıya çıkıp geçse başka yere sefer kılı taşkardan geliyor. Bunu da kısa bulardı. Vattakullaha Allah'tan takva kılıyorlar.
وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah-u Teala ikabı, azabı, kattılığını bilip koyuyorlar. Bilirler bunu. Bilerdi Allah-u Teala yine takitleyen, işten çıkarmıyorlar diye. Daim akıllarınızda bulsun burası. Bunun hem ikide tafsiri var. Daim ayet ettirgenimi deyip. Birincisi hususi tafsir, hacge teyifli, hacge umrege teyifli. Hac ve umre meselelerde Allah'tan korkuyorlar. Eğer takva kılmasanız Allah'ta azabı kattı, bunu yan bilip koyuyorlar. İkinci tafsir ise umumi tafsir. Bütün amellerinizde Allah'tan korkuyorlar. Bütün amellerinizde şeriatka gel hılaf kıla diyen olsanız, kaysanızdır amelde Allah'ın azabı kattıktır, onu bilip koyuyorlar. 197. ayet. El-Haccu eşhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ Hac malum aylardır. Kim de kim şu malum aylarda hacını farz kılsa, rafas, cima ve cima yolu böyle diyen meseleler, fusuk, fasıklık, şariatçı, şariatın çigaresinden çıkışlığı. Vela cidal, cencel yoktur. Fil hacci hacda. Hacda bu nesiler yok. Sizler yakınlıktan ne meleki kısalarız onu Allah-u Teala biledi. Azukalan iler. Elbette azukanın en yaşlısı takvadır. Ve ey akılları geleri, minden yine takva kılıyorlar. Süütiyet yeter. El haccu vaktuhu eşhurun ma'lumat. Hacinin vakti malum aylardır. Yani el-haccu değildi, muzaf hazır kılın yani. Vaktul hacci uyandılar. Hacinin vakti malum aylardır. Şevval ayı ve Zulkade ayı mükemmel ve aşrun aşru layali min zilhicce ve Zulhicce ayıdan 10 keçe. Demek 70 gün bunu yaptı. Ramazan bitti mi Şevval kiredi, hac ayı başlamadı. وَقِيلَ كُلُّهُ Yine bir kavuldaysa Zulhicce'nin hemesi değilim yani. İçte tafsir var bir de yani. فَمَنْ فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ بِالْإِحْرَامِ بِهِ Kimi ki bana şu aylarda hacine uzige farz kılsa, onge ihram kılıçdığı bilen diye atkanın. İhram bilen farz bulan. Fakat yine niyet bilen bu neydi? فَلَا رَفَسَ جِمَاعَ ف۪يهِ حَجْدَ جِمَا يُوْقْ وَلَا فُسُوْقَ مَعَاسٍ مَعْسِيَتْلَرْ يُوْقْ وَلَا جِدَلَ خِصَامَ جَنْجَلْ يُوْقْ فِي الْحَجِّ حَجْدَ وَفِي قِرَاتٍ بِفَتْحِ الْاوَّلَيْنِ اَوَا يُلَنَّ فَتْحَسِ بْلَنْكِ جَنْ قِرَاتِ وَالْمُرَادُ فِي السَّلَاسَةِ النَّهْيُ Ve üç arasındaki murad nahidir. Üç arasında kımeyleri. Yok diyeni, kımeyler diyeni anladı. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ كَسَدَقَةٍ Yaşlılıktan ne mani kısalarız? Mesela sadakayı okşadı. Bunlar yaşlı kısalarız. يَعْلَمْهُ اللّٰهُ Allah-u Teala onu yaşlı biledi. فَيُجَزِيكُمْ بِهِ Unge sizlerce mükafat verildi. وَنَزَلَ فِي اَحْلِ الْيَمَنِ Bu Yemen ahli doğrusu mazul buldu ki وَكَنُوا يَحُجُّونَ بِلَزَدٍ Bunlar azukasız hacı gelişerdi de فَيَكُولُونَ كَلَّنْ عَلَى النَّاسِ ki insanlarca yük buluşardı. Azukas giyen bütün insan ki onlar. İyiş gereği içiş gereği, kinsiz ulanı yedirip içerisinde hizmet olup yapıp arardı. وَتَزَوَّدُوا عَزُقَنَا لِلَّنْ مَا يُبَلِّغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ Seferlerinizi yeterli gönderecede. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِيَتْ تَقْوَى الْبَدَّ عَزُقَنِي اِنْ يَحْسِ تَقْوَادُ مَا يَتَّقِ بِهِ سُوَالَ النَّاس وَغَيْرَهُ Takvadan maksat, insanlarca tilenişten saklanadigan ve başka günahlardan saklanadigan takvadır. وَاتَّقُونِ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ زَوِي الْعُقُولِ Ey akıllı genelde, menden yine takva akıllılar diyordu Allah-u Teala. Allah-u Teala ötken o ayette hac ve umranı bitirişlikke büyürgenden keyin şimdi onun hacinin zamanını bilir. Yani. Hac, malum aylardır diyordu. Demek şu aylarda hacige ihramge girişlik gerek. Bundan aldın kirmesin. Hac aylardan aldın ihramge kirse hac için. Neme buradır? Cumhur ederdeki ihramı batıl değil. Huddu, mesela peşin namazını vakti girişten aldın, peşin okuyan gökşer değil. Hanefiler ederdeki ihramı bulur değil, makruh bulur değil. Makruh. Peki ihramı bulur değil. Bazı ederdeki hiç kendine zarar yok. Daha koç yapsın değil.
Bazı da dedi ki hiç kendine zararı yok dedi. Bulura diyen mekruh hem bu meddiydi. Bugün ulamalar kast çıkardı. Yok, bu buluşumuz bilmez. Çünkü her kendi vakitte ihramge kese bulura diyen bulsa, mekruh hem bu mese, hac malum aylardır diştirilmen faydası kalardı. Ne manası kalardı ona? Doğru. Yani aylarda fazileti sabit bol yaptı. Lekin el haccu eşhurun mesela bir mübarek, faziletli aylar demeye yaptı ki Allah-u Teala. Malum aylar diyor. Yani malum diyor. Demek hacinin vakti malumdur. Şu vaktlerde ihram ettirişlik gerek. En kemi de hanefileri yoksa makruh diştik gerek. Makruh hem bu meddisiz ayetke hılap bu konudur. Lekin bazı ahl-ı sünnet var. Makruh mas diyenler. Bunlar da delilde yasalûneke anil ahille. Senden aylar da olsa soruşadı. Kul hiyel mevaqitu linnasi vel hac. Ayet günüler, insanlarca ve hac için vakit ölçüleri durduğundu ki, şuna dedi ki, demek ki her kendi vakitte Türkiye'de bulurarken deydi. Lekin o başka meselenin şunları yaptı. Yani işte hac meselesi, o şekilde tafsir ettik. Hac ayı kegende, Zülhicce kegende ayı yakınaşlı meselesi oldu. Kimde kim şu aylarda hacını farz kılsa, yani fihi ne diyetti Allah-u Teala, şu aylarda farz kılsa diyetti. Demek şu aylarda buluştuk gereken. Farz kılıçlığı kendine buladı, ihramiye kılıçlığı bile buladı. Fakat yine niyet kılıçlığı bile bu neydi? Bu meselanı köpçülük avam bilmeyeni güçlü niyet kıladı hacıya. Kim hacıya getirmeydi. Kim gelip soruyordu ki, menge kefaret vacip buladı mı diye. Demek ki hacıya getirmen diyordum, getirmedim. Yok. Açıp bu mevzu. Lekin adamlar aslında bunu çünkü şey yaptı. Bazı hükümetler ve çekere kopuyu yapmış ki o. Mesela her yıl hacıya 1000 adam gider, 2000 adam gider deydi. Adamlar nabat çekirgen. Hükümette tanışı var adamlar kit uğradı. Tanışı yok adamlar otur uğradı kütüp. Her yani niyet kıyken hacıda her yıl kütü yaptı. Şimdi bu adam her yıl kefaret veriyor adamı. Her yıl kitme kendine geçiyor. Demek niyette o zikifa yakınasa geldi. Hani? Niyetten birge ihram buluştuk gerek. İhram dozuya mı kifa yakınıyor? Zaten orada bölgenizde hac yok kalır mıyız? Afrika'da ile Hindistan'da ile daim zaten yoranmıyoruz. Hem niyet hem ihram buluştuk gerek. Kimi ki şu aylarda hacını farz kılsa o zikifa. Şimdi rafas yok. Cima ve cimagi alıp bana diyen nesneler yok. Erihatın birbirine yakınlaştığı caizmez. Cima kılışıyan caizmez ve cimagi alıp bana diyen nesneler caizmez. Sabır kılışsın. Birbirine muhabbet izhar kılıp ve cimagi alıp bana diyen geplerde kılıklarda kılışmasın. Lekin mesela bir şehvetsiz halette kuruştu yiyip gitti birbirine onun zararı yok ona. Şehvetsiz halette yiyip gitti. Rafas king manada kelyapti. Cima ve onun mukaddimatları. Bu yok hacılar. Caizmez. Bu adam hacıya bağlı cima koysa ne buladı? Eğer Arafat'tan aldın diyen olsa hacı batıl buladı. Bu adam eğer Arafat'a başkattan kilişti imkanı olsa başkattan kilerdi. Bu basam hacı gitti. Eğer Arafat'tan kiyin cima koyuyor musa? Arafat'tan kayıçta cuma koyuştu, sabır kılmazdan bunda nüve soyadı, tüye. Tüye soyuş vacip oladı, hacıge damiti oladı, tüye soyuş yadı. İhramdan çıkkandan ki bu oladı, ihram bitkenden ki. Hac emelleri bitti, ki umrağa bağlı yeri hatın bitti, Mekke'de yürüşüptü, ihramdan çıkışken. Mekke'de kötülerden aylanıp yürüşüptü yeri hatın. Kötüler yani mehmehanede kalıyordu ya bir tanesi düğüde kalıyordu. Cuma kısa buladı mı? Bu oladı. Yani biz her umrege hacıya borganımızda soruşarız şöyle, taşkardan giyenler. Bu savan soruyu ben, maili mi diyeyim maili? Buluradı mı? Buluradı. Ayıpça büyürmüşsün meydana, ayıpça büyürmüş sorayım. Hiç yamana sana soruyorsun, sen yok yamana sana soramıyorum. Ben sorayım ki, meydana yani biz ailemizden kilo değil. Ben umreni bitirdik elhamdülillah, hacı bitirdik. Cimaksı bular mı ki, ya bulmaz mı ki? Ne demek öyle ne yapsınız? Bu mübarek yerler ki burası.
Peygamber bunlar mübarek yerler de şu Mekke'deki insanlar ne demek oluyor? Osman'dan çıkan mı şunlar? Ya yerden çıkan mı? Kozu karın gibi olsak. Şu Mekke'deki insanlar da tuğulup katta buluyor turganligi, cimanı caizliği katta özelliği. Bu mesela Mekke'de adam göpeymiyordu ki. İhramda caizmez cima kılıçlık. Peki ihramdan çıkan izleki bunu oradı. Ve fusuk yok. Fusuk, fasıklık diyene. Şeriatke hılap işler. Umumi tefsiri. İkincisi, ihramge hılap buygen işler yok. Mesela, ihramge hılap işler ne? Atır işletmeyiz. Tırnağızı amayız. Saçızı amayız. Böyle bizi kıskarttırmayız. İhramge girişten aldın bunları ne kılasın? Bedeniz hiç yerdeki cünler alınmaydı, eğilmeydi. Üzül olsa özür meselesi ötü yukarıda. Ve erkek kişi tikilgen neseler kiymeydi. Tikilgen dese, mayda çüdesi giyem karamayın. Bazı ağamlar tepişken uşa alıp, büyüyen bu miydi mi diye. Demek ki büyüyen tikilgen gönüyü. Tikilgenden mesela, tepeki ya ki paske kiyledigen neseler. Köylekki olsa, bir yaki iştahın olsa, tikilgen neseler. Lekin patinka yo'shagan, batinka yo'shagan. Tapchiga yo'shagan narsalar oshig'idan past bo'lsa, tikilgan bo'lsa zarari yo'q ular. Tikilgan narsalarni kiymaysiz. Va tikilgan narsalardan masalan cho'ntak, hamyon, pul yoki pasportlaringizni qo'yishlik uchun. Taqsiz zarari yo'q uni. U ham tikilgan lekin zarari yo'q uni taqmasangiz. Chunki u ihromingizda cho'ntakmanday bo'lmaydi ki. Bunun için bir hamiyan buluşmak gerek. Belki bir son geçene asfasizden bulurabı. Boyunuz gerek. Belki değiliz gerek. Çünkü ki pasportlarınızı, pullarınızı akbasız bulurabı. Ama ihtiyar bulun. Bizi zamanda beni şunlar bulurabı diyenler ki arkasından ihtiyar bulun da etmesi bu neydi? Göpçülün adamlar her cümleye varandı. Cüda bir hılas değil. Uzun yok atıp koyardı her cümleye varsa. Hayacanlanıp. O'zini yo'qotib qo'ygan, keyin mehmonxonaga kelib qarasa, cho'ntagini ham yo'qotib qo'yibdi. Cho'ntagi og'zi ochilib yotib, pechi bo'm-bo'sh, hech narsa yo'q. Bunday ishlar ham ko'p bo'lyapti juda. Shuning uchun ehtiyot bo'lasiz. O'g'ri o'g'irlamaydigan qilib, yaxshida mustahkam qilasiz. Ehtiyot bo'ling, bitta ko'zingiz cho'ntagingizda bo'lsin. Fusuq yo'q. Hacda man qilingan, ihromni man qilingan narsalar bo'lmaysiz. Ayol kishi albatta tikilgan liboslarni kiyaveradi, chunki ayol kishi avratdir. Lekin ziynatli narsalarni kiymasin, odamlarni o'ziga jalb qilar ekan. Bizni diyordagi ba'zi xotinlar nima qiladi? Hajga umraga ketyapmiz deb oq libos kiyib olishadi. Oq libos. Oq libos qalin bo'lsin agar, oppoqini oppoq libos kiyishlik xotinlarga aytilmagan bir oyat hadisdan dalil yo'q. Peki oq libos kiyishyaptimi? Üstümüz oq bo'lganda qalbimiz ham oq bo'lsin degan niyatda qilib turgan bo'lsa, qalin bo'lsin. Endi biz ba'zan ko'rib qolamiz, juda xijolat bo'lamiz. O'zbek xotinlar oq libos kiygan, ali bes ingichkasidan. Ya'ni badanni to'smaydi u. Oq kiyib-tuy ko'rinadi. Va oqni tagidagi liboslar ham shariatga xilof holatdagi liboslar. Agar bo'lsa ham bunun için birincisi ah giysin, kalın ah giysin, bedenini bildirmeyen bulsun, tar bulmasın, ve ingiçke bulmasın, körünmesin. Doğru mu muhimdir? Ve eğer mesela sen ingiçke bulsayın, tengideki libosları İslam gibi mahvur olsun. Bulsam katlı günahkar bulur, bir hayalik ki bu. Hacıya umrege varıp da libaslarını karasız, yani tar, peki ingiçke. Libosni bordan yo'qligini farqi juda kam. Yo'q desa ham bo'laveradi libosni. Bular joiz emas bular. Ham o'ziga ham boshqalarga fitna qilyapti, gunohkor bo'ladi. Bular hammasi fosiqlik bular. Va albatta niyatlar ham sog' bo'lishi kerak. Ya'ni butun xilof narsalar fosiqlik. Jidal tortishish, janjal urushish. Qayda kechiruvchan bo'ling. Iloji bo'lsa kechiring. Bir adam sizga hujum qilyapti, o'ldirmoqchi, pulingizni olmoqchi yoki namusiga tajovuz qilmoqchi, uni daf qilasiz albatta. O'zingizni himoya qilasiz.
Peki ilacı bağlıca uğraşmayın, sabırlı bulun. Bazıları şunu yiyem, ne doğru düşünüp mesela dua akıllı yaptı, yığılıp ya Rabbi günahlarını geçir, Kabe'ni aldılar. Cüldeyi başlar ki o. Peki buradan kıtır 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 kılıp zamurunu açıp cüldeyi de nesiller dolu yaptı. Bazıları dedi ki, yeni hazır şunu bilen Pakistan caizmez. De dua akıllı oluyor, duayım kesilmesin deydi. Oğlu oğullar kesin, oğullar kesin olsun. Yiyem ne doğru? Oğlunu üşey sunduğu vakitte. Üşesiz buldu hazırki vakitte yani Saudi hükümeti her kademde polis kutluyor yani. Her kademde kendilerine var. Üşep hiç cencaklı şey acet yok. Polis şurtadı siz. Daha ruzu keleler gitmedi. İnkör ede gel. Saudi'ler arabıza koy var orası. Taşkardan giyiyor musa ceza verir öyle. Hacda cencaklı yok. Cencal kimeyi. Buradan türdülüp gitti sizi ya. Ayağı izi basıp aldı. Bakır çaktı kılmayın. Dinlemeye sabır kılın. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ Yaşlılıktan ne merak sınırız Allah bilir. Yani yaşlı amellerde çok kılırlar. Sadaka, infak, yardımlaşlılık, adamlarda husan kılırlar. Yani, nasihat, davet. Şunları kılın, Allah bilir onu hem mesela. Ve onun sahibi köp buladı. Haramda kılınken ibadetlerin sahibi köp buladı. Ruzan yani 100 bin beraber sahabı kılıyorlar. 100 bin. Sadaka kısızam, ruza tutuzam, namaz okusuzam, hepsi. Her bir temelizde 100 bin beraber sahabı diyorlar. Kariye faziletti. Şunun için ganimet bunun köprak ibadet kılıyor. Fakat namaz diye değişmez bu. Namaz bulsun, sadaka bulsun, ruza bulsun, bütün ameller, bütün salih ameller. Davetleriz, nasihatleriz yiyen sahabı köp bulabiliyorlar. Köprah tavaf kılın. Ve tezavvadu ve azukalan iler. Azukal iler diyetti Allah-u Teala. İki de tefsiri var. Biri dini azuka. Hacı'ya barıştan aldım. Hac meselelerini örgen iler. Ve çünkü amel kılınlar. Yani tezavvadu Allah-u Teala diye takva diyetti. Takva kılışı ilim buluş gerek ki ilimiz takva bulmayaydı. İkinci tefsir umumi. İlim ve takva hasıl kılışlık. İlim ve takva azukası ve maddi azukalar. Mesela bargenizden ki yönde hemme sizge etedi ki maşallah sizler Allah'ın mihmanları sizler. Allah'ta üye kildiririz. Allah'ta mihmanı sizler. Sizler de faziletler iskertledi, yaşı getirdi. Keyin bunga borgan hojilar erkalab ketib, biz Allohning mehmoni ekanmiz. Bir odam bir yerga mehmon bo'lib borsa, ovqat ko'tarib bormaydi-ku. Endi Allohga mehmon bo'lib kelganimizdan keyin Alloh deg zot bizni ikrom qilmaydimi? Shuning uchun hech narsa olib bormaymiz, ishligi noto'g'ri. Tazavvadu ozuqalaringizni olinglar, to'g'ri ozroq oling, ozroq yeng. Buyoqqa borib kelgan odamlarga muhtoj bo'lmang. Masalan hayr-i ihsonlar ko'p qilinadi. Katta-katta kamazlarni qo'yishib tarqatiladi. Arablar yoki boshqa millatlar katta kamaz, katta tirlar ichi to'la qutichalar, karobkachalar. Ichida har xil narsalar bor. Masalan meva-cheva, oziq-ovqat, sut, yoki meva suvi, oddiy suv, har xil narsalar bor, bu inson to'yadigan darajalar. Shuni tarqatadi. Tarqatib turganda hayotingizda ko'rmagan narsani ko'rasiz. Odamlar bir-birisiga minib ketyapti. Hayron qolasiz. Erkak xotin aralashib ketgan. Qiychuv baqir chaqir. Bo'lisiki osarchilik. Nima gap? Birinchini ko'rganimda ne harom bo'lib, to'polan qiychuv bo'lyapti. Nima bo'lyapti ekan? Borib qarasang shunaqangi tarqatilyapti. Astag'firulloh, hayron qolasiz. Arzimagan narsa. Oshib ketsa 5 dollarlik narsalar qutidagi narsa. Shunga odamlar qiychuv qilyapti. Dunyoning har yeridan bor. O'zbeklar albatta bor ularda. Ba'zi o'zbeklarni ko'rasiz, bittasi nariyada qarab turibdi, bittasi borib kelyapti. Borib eshitishni oladi, borib sheriga beradi, yana borib yana olyapti. Boshqa millatlardan ham bor. Qani har xil ishlarni ko'rasiz. Bu joiz emas. Yaxshi emas bu narsalar. Muhtoj bo'lsinmi? Boring. Odob bilan, axloq bilan oling. Va uni kamarda bitta emas. 50 ta, 100 ta bor unda kamarlar. Tarqatilyapti.
Cüda görür. Kemal'den başkaları kanca tarikatı yap. İhsan kılı yap olanlar. Hatta ki Allah sallallahu aleyhi ve mâ tef'alı min haydin ya'lemhu Allah. Dedi ki, şunki amel kılıp ihsan kılı yap durgenler ki yok. Allah razı olsun, ötken ilisilere mi ihsan kıldılar biz. Şimdi ki yok. Cüda ki bir ihsan kılı yap durgenler. Büyülen var mı niye? Siz var mı dedikleyin? Allah bilendi bu neselerde. Allah unutmaydı. Dünya ahirette verirdi mükafatını. Lekin bari adam azukalanıp bahsin ki mahlukka muhtaç olmasın. Peskeşliği sadır olmasın. Ve azukanın en yasi takvadır. Takvaya hemen verirler. Takvada koyular. Ve menden yine korkuyorlar. Ey akıl egeleri diye Allah Ta'ala. Fakat yine menden korkuyorlar. Fakat yine menden takva koyular. Menden başkasından korkmuyorlar diye. Yani akıl egelerini hasle yaptı Allah Ta'ala. Ne demek? Çünkü bana Müslümanlık kifaya kımıyordu. Müslüman bulup yerde cüda yaman hulik işleri kılıyıp duruyorlar ki yok. Bunun için Allah sana ey akıllı yiyenler diye yaptı. Akıllı mumunlar diye yaptı. Demek bana insan kançalı dinge amel kısa, şünçalı takvada, şünçalı akıllı bulur. Kançalı dinle uzaklaşsa, şünçalı fasık, şünçalı ahmak bulur. Akıllı hem kemer ki durur. Allah subhanahu ve teala hemimizi ve dünyadaki bütün mumunlarını en akıllı, mumun salih kullarından kılsın.